İnsanların çoğu, kayıtlı veya başka bir yolla dinlediği kendi sesini farklı bulur. Sesini ince, tiz, yüksek bulanlar, hatta kendi sesinden nefret edenler bile var. Herkesin duyduğu ses tonumuz, düşündüğümüz şekilde değildir. Bu, iç kulağa farklı yollardan ulaşan sesler nedeniyle gerçekleşen bir aldatmacadır. Duyulan her ses, havada hareket eden bir basınç dalgasıdır. Dış kulak bu dalgaları yakalar. Kulak kanalına girdikten sonra ilerleyen sesler, kulak zarına çarpar. Kulak zarı, oluşan titreşimleri güçlendirerek orta kulakta bulunan üç kemik, çekiç, örs, üzengiye ulaştırır. Salyangozdaki sıvıya geçen titreşimler, duyu hücrelerine, oradan da sinirlere aktarılırlar. İşitme siniri, aldığı bilgileri elektrik darbeleri ile beyne gönderir. Ve bu darbeler, beyinde ses olarak algılanır. Kendi dışımızda algıladığımız sesler, bu şekilde gerçekleşir. Konuştuğumuzda, iç kulak, yalnızca kulak kanalından gelen harici ses dalgaları tarafından uyarılmaz. Aynı zamanda, vücudun içinde meydana gelen titreşimleri de algılar. Konuşma esnasında, ses tellerinden gelen titreşimler, ağız ve boğaz kısmında yankılanır. Bir kısmı, boyun ve baş kısmındaki kemikler tarafından algılanır ve iletilir. İç kulak, bunlara harici titreşimler gibi karşılık vererek, elektrik sinyallerine dönüştürür ve beyne gönderir. Konuşurken algıladığımız ton, bu harici ses dalgaları ve vücudumuzdaki titreşimlerin birleşimidir. Farklı yollardan gelen bu titreşim kombinasyonu, sese benzersiz bir karakter verir. Özellikle kemikler, daha derin, daha düşük frekanslı titreşimleri geliştirir ve ses kaydında bulunmayan dolgun bir kalite verir.